Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 99. videosuyla karşınızdayım. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplam 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi "Oraya ne zaman gidiyoruz?" Hemen cümlemizi çözümlemeye başlayalım. Bakın cümle soru işaretiyle bitiyor. Burada da bir soru edatı, soru yapısı var. İkisini birleştirelim. Dolayısıyla bu bir soru cümlesi. Şöyle yazalım. C'est une phrase. Phrase cümle demek biliyorsunuz. Interrogative. Bu bir soru cümlesidir. Ne zaman karşılığını nasıl vereceğiz? Çok kolay. Quand ile ne zaman karşılığını vereceğiz. Şimdi bu soru cümlesinin yüklemine, yani çekilmiş fiile bakalım. Buradan neler çıkartabiliriz? Öncelikle fiil var. Gitmek fiili. Fransızcası aller. Aller fiili a prepozisyonu alıyor. Bir yere gitmek diye düşünebilirsiniz. Buradan Türkçe'de biz gizli öznesi olduğunu düşünelim. Yani cümleyi Fransızca'ya tercüme ederken nous şahıs zamirini kullanmamız gerekiyor. Cümlenin zamanını da buradan çıkartabiliriz. Cümlenin zamanı present. Şöyle yazalım. Le présent diye. Present Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Ne kaldı? Oraya kaldı. Şimdi bir cümlede böyle bir sözcük yapı kullanabilmemiz için öncesinde bir yer isminin geçmiş olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Daha önce birisi İzmir çok güzel, orada çok güzel vakit geçirdik, beraber gidelim isterseniz diyor. Bir başkası da cevap olarak harika olur, oraya ne zaman gidiyoruz diyor. Yani daha önce geçen bir yer ismi olması gerekiyor. Oraya bir pronom kompleman. Şöyle yazalım. Le pronom kompleman. Pronom kompleman daha önce geçmiş bir sözcüğün yerine kullanılan sözcük. Öyle düşünebilirsiniz. Türkçe bir örnekle pronom kompleman nedir diye size anlatmaya çalışayım. Çok basit bir cümle. Daha önce farklı videolarda da kullandım. Şöyle bir cümle düşünün. Kitapları Hakan'a okulda verdin mi? Şimdi böyle bir soru cümlesi var. Cevap olarak evet, onları ona orada verdim diyoruz. Şimdi onları derken kitapları, ona derken Hakan'a, orada derken okuldayı karşılamış oluyoruz. Bunların hepsi pronom kompleman. Oraya, orada karşılığını y pronom kompleman ile verebiliriz. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Oraya ne zaman gidiyoruz? Ne zaman diye başlayalım. Kandı. Şimdi şahıs zamirini getireceğiz. Yani nu'yu. Nu. Şahıs zamirinin hemen yanına pronom komplemanı getirelim. Quand nous y. Şimdi alle fiilini present'ta nu şahıs zamirine göre çekelim. Quand nous y allons. Soru işareti koyup cümlemizin tercümesini tamamlıyoruz. Şimdi alle fiili a prepozisyonu alır demiştik. Bir yere gitmek. Burada a prepozisyonunun y pronom komplemana gittiğini düşünebiliriz. Eğer şöyle bir cümle olsaydı, mesela biz okula gidiyoruz gibi, o zaman nous allons à l'école diye alle fiilinin prepozisyonunu da koyardık. Şimdi burada yazdığımız ek bilgileri şöyle bir çerçeve içine alalım, karışmasın. Bu da bizim ek bilgi işaretimiz. Burayı da çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Şimdi cümleyi bir defa okuyarak kontrol edelim. Oraya ne zaman gidiyoruz? Quand nous y allons. Şimdi ikinci cümleye geçebiliriz. Geldik videomuzun ikinci cümlesine. Bu sınav eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen tüm öğrenciler için çok önemli. Biraz uzun bir cümle ama cümle ne kadar uzunsa bizim için o kadar faydalı. Cümleye baktığım zaman direkt olarak şöyle bölüyorum. Bakın, bu sınav çok önemli. Kimin için? Tüm öğrenciler için. Hangi öğrenciler? Eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrenciler. Öyle düşünelim. Diğer taraftan cümleye baktığım zaman hemen gördüğüm şey bu. Yani burada bir pronom relatif ki var. Pronom relatif ki cümleye en, an karşılığını veriyor. Ki pronom relatifinden sonra mutlaka çekilmiş fiil gelmesi gerekiyor. Çünkü ki pronom relatifi öznenin yerine geçiyor. Hadi cümlenin öğelerini çıkartalım. Şimdi burada bir sıfat var. Önemli bir sıfat. Fransızcası important, sıfatın maskülin hali, şöyle yazalım, ve singüler, eril ve tekil. Important dersek sıfatın feminin singüler, dişi ve tekil halini bulmuş oluruz. Bunlardan hangisini kullanacağımız ise bu sıfatın gönderme yaptığı isme bağlı. Cümlede önemli diye neye gönderme yapılıyor? Sınava. Hemen sınav sözcüğünün Fransızcasına bakalım. L'examen, şu X harfi, maskülin bir sözcük. O zaman important sıfatının maskülin singüler halini kullanacağız. Bunu hemen bir çerçeve içine alalım. Bunu kullanmayacağız. Ek bilgi olarak dursun. Şimdi sıfatlarda derece belirtirken çok demek istiyorsak tireyi kullanıyoruz. Bunu da bir yazalım. Sıfat var. Bir tane de fiile ihtiyacımız var. O zaman cümlemizin dir diye bittiğini düşünelim. Yani burada bir fiil var. Şuraya yazalım. Burada olmak fiili var. Fransızcası da être. Être fiilini etre diye okuyanlar var. Fiil être fiili. Buradaki ö'yü açmanız gerekiyor. Peki cümlenin zamanı ne? Onu da şuraya çıkartalım. Genele yönelik bir bilgi veriyor. Cümle geniş zaman ya da şimdiki zaman. Bizim için fark etmeyecek çünkü ikisinin de karşılığı Fransızca'da le présent. Bunların yanında bir tane prepozisyon var. Bakın için var. Fransızcası çok kolay. Pour'la tam karşılığını verebiliriz. Onun yanında ne var? Öğrenciler var. Öğrenci ve çoğullar. Öğrencinin Fransızcası, eğer ki erkek öğrenci ise étudiant, maskülin singulier. Étudiant dersek, sonuna bir ö getirirsek, feminin singüler, yani kız öğrenci karşılığını buluruz. Burada öğrencilerin hepsi kız mı erkek mi bilmiyoruz. O zaman eril kabul etmemiz lazım. Yani şurayı kullanmayacağımız için bir çerçeve içine alıp ek bilgi işaretimizi koyalım. Ve bunu çoğul yapalım. Yani les étudiants karşılığını kullanmamız gerekiyor. Onun hemen yanında tüm var. Şuraya çekelim. Tüm, bütün, hepsi karşılığı Fransızca'da tu. Ama bu da nitelendirdiği, gönderme yaptığı ismin durumuna göre akorlanıyor. Şimdi tu dersek maskülin singüler bir isim için halini buluruz. Sonuna bir ö getirirsek, tut dersek feminin singüler, yani dişi ve tekil. Tous dersek maskülin plüriyel, yani eril ve çoğul. Ve tut dersek feminin plüriyel, dişi ve çoğul halini bulmuş oluruz. Tüm diye neden bahsediliyor? Öğrencilerden. Öğrenciler maskülin plüriyel olacak diye söylemiştik. O zaman biz şunları hemen bir çerçeve içine alıp ek bilgi işaretimizi koyalım. Tüm demek için burada tu'su kullanalım. Şimdi en'an ile ki'yi vereceğiz demiştik. Orada bir tane fiil var. Hemen onu bir çıkartalım. Hangi fiil bu? İstemek fiili. Şöyle yazalım. Fransızcası da vouloir. Vouloir quelque chose, bir şeyi istemek, ya da vouloir faire quelque chose, bir şey yapmayı istemek diye düşünebiliriz. Öncesinde başka bir fiil var. Devam etmek. Şimdi devam etmek için neyi kullanalım? Mesela continue'yi kullanalım. Continue fiili devam etmek demek. Continue quelque chose, bir şeye devam etmek, ya da continue à faire quelque chose, bir şey yapmaya devam etmek karşılıklarını verir. Hemen yanında ne var? Yurt dışında var. Şurayı alalım şimdi. Yurt dışında demek için à l'étranger'yi kullansak olur. Bunu da şöyle çıkartalım. Ne kaldı? Bu ve eğitimine kaldı. Şimdi buradan başlayalım. İşaret sıfatı. İşaret sıfatları da nitelendirdikleri, gönderme yaptıkları ismin durumuna göre değişiyor. Sö işaret sıfatını kullanabiliriz. Examen, maskülin. Ama dikkat edelim, ö harfiyle, sesli harfle başlıyor. O zaman sonuna bir tane t getirelim. Yani set examen diyelim. Şimdi eğitim demek için birkaç farklı karşılık kullanabiliriz. Mesela l'étude kullanabiliriz. L'étude feminin bir sözcük. Edükasyonu kullanabiliriz. Şuraya yazalım. Edükasyon da zaten belli, siyon diye bitiyor. Feminin bir sözcük. Hadi cümlede etüt karşılığını kullanalım. O zaman edükasyonu şöyle bir çerçeve içine alalım. Ek bilgi olarak dursun ama burada bahsetmemiz gereken birkaç şey daha var. Şimdi burayı şuradan şuraya alalım. Cümlede eğitimine diye geçiyor. Yani onun eğitimi diye düşünebiliriz. Ama tüm öğrenciler diye çoğul bahsediliyor. Yani öğrencilerden bahsediliyor. O zaman biz onların eğitimi diye düşünelim. Onların karşılığını vermek için de bir mülkiyet sıfatı kullanalım. Şuraya çekelim. Mülkiyet sıfatı olarak da burada leur adjektif posesifini kullanalım. Neden leur çoğul? Öğrenciler yani onlar çoğul, eğitimleri çoğul. Yani her birinin farklı alanda eğitim alacağını düşünelim. Şimdi yazdığımız bu ek bilgiyi de şöyle hemen çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlemizin bütün öğelerini çıkarttık, artık tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Bu sınav çok önemlidir diye başlayacağız. Cet examen. Şimdi être fiilini present'ta il şahıs zamirine göre çekelim. Çok, très, important. Bunu okurken très important diye okuyabiliriz liaison yapıp. Bu sınav çok önemlidir dedik. Kimin için? Bütün öğrenciler için. Pour için, tous les étudiants, bütün öğrenciler için. Hangi öğrenciler? Eğitimine ya da eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrenciler. Şimdi qui pronom relatifini buraya getirelim. Ki'den sonra çekilmiş fiil gelir diye söylemiştim. Hangi fiil? Vouloir fiili. Il plüriyel şahıs zamirine göre çekeceğiz. Qui veulent, isteyenler. Ne isteyenler? Değil, devam etmek. Qui veulent continuer, neye devam etmek? Eğitimlerine. Leurs études, nerede? Yurt dışında. à l'étranger. Nokta koyup cümlemizin tercümesini tamamlıyoruz. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. Bu sınav eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen tüm öğrenciler için çok önemlidir. Cet examen est très important pour tous les étudiants qui veulent continuer leurs études à l'étranger. Ve geldik videomuzun son cümlesine. Senin odan kardeşininkinden daha temiz. Hemen şuradan başlayalım. Temiz bir sıfat. Şöyle yazalım. Sıfat. Fransızcası sıfatın adjektif ve temiz sıfatının Fransızcası da propre. Güzel olan propre sıfatının maskülin, feminin hali aynı. Şimdi sıfat olduğuna göre, cümlede bir de fiile ihtiyacımız olduğuna göre hemen şunu artık çıkartıyor olmanız lazım. Burada bir olmak fiili var. Yani Fransızcası être fiili var. Peki daha karşılığını nasıl veririz? Çok kolay. Plus ile daha fazla karşılığını veririz. Şimdi gelelim cümlenin başına. Burada bir mülkiyet, iyelik sıfatı var. Yani adjektif posesif var. Şöyle yazalım. Adjektif posesif diye. Posesif, posede fiilinden geliyor. Yani bir şeyin sahibi olmak diye düşünebilirsiniz. Altına yazalım mülkiyet sıfatı. Mülkiyet sıfatları da bağlı oldukları, gönderme yaptıkları ismin durumuna göre değişiyor. Şimdi senin mülkiyet sıfatını bulmamız için oda sözcüğünün Fransızcasını bilmemiz lazım. Bakalım. Oda la chambre yani feminin bir sözcük. O zaman biz ta adjektif posesifini kullanacağız. Yani buradaki belirli artikeli atıp ta chambre dersek, hatta şuraya yazalım. Senin odan karşılığını vermiş olacağız. Peki gelelim şuraya. Şimdi den dan karşılığını Fransızcaya nasıl verebiliriz? Normalde de prepozisyonu ile verebiliriz. Ama bir komparezon, karşılaştırma cümlesi ise den dan karşılığını kö ile vermemiz gerekir. Peki kardeşininki diye bahsedilen şey nedir? Şurayı alalım. Şunu da şöyle birleştirelim. Kardeşininki derken kardeşinin odası denmek istiyor. Kardeşininki bir işaret zamiridir. Şöyle bir yazalım. İşaret zamir. Fransızcası le pronom, pronom demonstratif. Oda sözcüğü feminin olduğuna göre celle de pronom demonstratifini kullanmamız gerekecek. Şimdi işaret sıfatı nedir, işaret zamiri nedir, mülkiyet sıfatı nedir gibi bir tablo çıkartalım. Ek bilgi olsun. Şuradan yazalım. Şimdi öncelikle les adjectifs, adjectif demonstratif. Bunlar işaret sıfatları. Sıfat olduklarına göre yanlarına bir isim geliyor olması lazım. İşaret sıfatları hangileri? Bakın ce, cet, cet ve se. Hepsinin Türkçe karşılığı bu. Şöyle düşünün. Mesela ce crayon, bu kalem gibi. Yani işaret sıfatlarının yanında isim var. Peki işaret zamirlerine gelelim. Şuradan yazalım. Le pronom. Pronom zamir demek biliyorsunuz. Demonstratif. Demonstratif. İşaret zamirleri. zamir olduklarına göre yanlarına bir isim gelmeyecek. Bir isme gönderme yapacaklar. Fransızcaları çok kolay. Bakın. Sylvie, Selle, Sö ve Sel. Mesela cümlede geçenden farklı bir şey yazalım. Mon voiture, benim arabam. Ya da karşılığına araba sözcüğü feminin olduğuna göre ve tekil olduğuna göre celle de mon oncle desem amcamınki oluyor. Yani amcamın arabasına gönderme yapmış oluyoruz. İşaret zamirleri genellikle karşılaştırma cümlelerinde yani komparezon yaparken öncesinde mülkiyet sıfatlı bir isim geçtiyse onun karşılığını söylerken kullanılıyor. Şimdi bunların altına da mülkiyet sıfatlarını yazalım şuraya. Les adjectifs, adjektif sıfat demek diye söylemiştik. Posesif, posesif. Bunlar da mülkiyet sıfatları. Nedir o? Biraz uzunca olacak. Hepsini yazalım. Şuradan yazayım. Mon, ma, me, benim, ton, ta, te, senin, son, sa, se, onun, notre, no, bizim, votre, vo, sizin, leur, onların demek. Şimdi bu yazdıklarımız ek bilgi olarak dursun. Daha sonra bu konuların hepsini farklı videolarda detaylı çalışırız. Adjektif demonstratif konusunu anlattığım bir video, yani şu konuyu anlattığım bir video zaten kanalımda var. Onu çalışmak isteyenler o videoyu seyredebilirler, çalışabilirler. Diğerlerini de farklı videolarda detaylı bir şekilde çalışırız. Şimdi cümlemize geri dönelim. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Şuradan çevirisini yazalım. Senin odan diye başlayacağız. Ta chambre, senin odan daha temizdir diyeceğiz. Yani être fiilini present'ta el şahıs zamirine göre çektik. Daha plus propre, senin odan daha temizdir. Neden? Kardeşininkinden, yani kardeşinin odasından. Kö, sel, o da feminin bir sözcük olduğu için sel yaptık. De, ton frère diyelim. Ton, frère. Kardeşinin, şurada kardeş sözcüğünün karşılığını yazmamışız. Onu yazalım. Le frère diyelim. Erkek kardeş diye düşünelim. Zira kız kardeş mi, erkek kardeş mi olduğu belli değilse eril kabul ederiz. Cümlemizin tercümesini tamamladık. Bir defa okuyarak kontrol edelim. Senin odan kardeşininkinden daha temizdir. Ta chambre est plus propre que celle de ton frère. Hatta biraz daha anlaşılır olur belki diye. Bakın celle de diye niye gönderme yaptık? Şöyle düşünün. La chambre de ton frère diye düşünün. Yani sel ile odaya gönderme yapmış olduk. Bu böyle dursun. Hatta yukarıya da yazalım aynısını. Sel yerine la chambre olduğunu. Celle de la chambre de diye düşünebiliriz. Söylediğim gibi aslında kolay bir konu ama biraz detaylı. Bu konuyu daha sonra farklı bir videoda detaylı bir şekilde çalışırız. Şimdi cümlemizle ilgili yaptığımız çalışmayı tamamlayalım burada. Ve la fin de la video, yani Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 99. videosunun sonuna geldik. 100 videodan oluşan bu serinin her videosunda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Sormak istediğiniz konuları yorumlara yazabilirsiniz, yanıtlamaya çalışırım. Abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Hoşça kalın.